Modum danışmanlıktan herkese merhaba. Ben Damla. Yabancılar ile ilgili bilgilendirmelerimize devam ediyoruz. Değerli izleyenler, bu videomuzda Türkiye'de ikamet izni almak için süreç nasıl işliyor bu konuya değineceğiz. Türkiye'de vizenin veya vizin muafiyetinin tanıdığı süreden ya da 90 günden daha fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. Bütün ikamet izni başvuruları sadece e-ikamet sistemi üzerinden yapılmaktadır. İkamet izni başvurunuzu yaptıktan sonra Türkiye'de kalış amacınıza bağlı olarak sizden istenilen belgeleri hazırlayıp size verilen randevu, tarih ve saatinde bulunduğunuz ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gitmelisiniz. Randevunuza gitmeden önce e-ikamet sistemi üzerinden ikamet izni harcınızı da ödeyebilirsiniz. İkamet izni harçları kişinin ülkesine ve talep edilen ikamet izni süresine göre değişiklik göstermektedir. İkamet izni başvurunuzu vize süreniz içerisinde yaptıysanız ve eksik evrağınız yok ise evraklarınız, ikamet izni başvurunuz en geç 90 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz değerlendirilmek üzere görevliler tarafından düzenlenen bir belge ile sizden teslim alınır. Göç İdaresi en geç 90 gün içerisinde başvurunuzun sonucu hakkında size bir SMS gönderecektir. Eğer ikamet başvurunuz Göç İdaresi tarafından olumlu değerlendirilmişse, ikamet izni kartınız PTT kargo ile adresinize gönderilir. İkamet izni başvurunuz olumsuz sonuçlanmış ise, vize sürenizin sonunda veya vize süreniz dolmuş ise en geç 10 gün içerisinde vize ihlalinden kaynaklı para cezanızı ödeyerek Türkiye'den çıkış yapmanız gerekir. Sevgili izleyenler, Modum Danışmanlık, yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni işlemlerinde uzmanlaşmıştır. Siz de iş işten geçmeden ikamet izni almak için binlerce müşterimiz gibi Modum Danışmanlığı tercih edin. Unutmayın, Modum Danışmanlık size her zaman doğru, ekonomik ve yasal çözümler sunar. Yakında bir başka konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Güncel gelişmelerden haberdar olmak için videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.